Bir alüminyum çubuğun 300 Kelvin sıcaklığındaki uzunluğu 50 metredir. Çubuğun uzunluğunun 49,9 metre olacağı sıcaklığı hesaplayınız. Alüminyumun alfa L değeri yani doğrusal genleşme katsayısı 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 Kelvin üzeri eksi 1 olarak verilmiş. Uzunluk ve sıcaklık gibi değerlere önceden aşinayız. Ama alfa L'nin yani doğrusal genleşme katsayısının ne demek olduğunu bilmiyor olabiliriz. Şu demek, elimizde 1 metre uzunluğunda bir alüminyum çubuk varsa ve bu çubuğun sıcaklığını tam olarak 1 kelvin arttırırsak çubuk boyca 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre genleşir. Bu sayı işte bu anlama geliyor. Benzer şekilde çubuğun sıcaklığını 1 kelvin azaltırsak çubuğun boyu 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre kısalır. Alfa L bu demek. Geçen videoda bu konudan uzun uzadıya bahsettik. Dolayısıyla eğer bu kavram kafanızı karıştırır gibi olduysa veya konuyu hakkınızda biraz daha netleştirme ihtiyacı duyuyorsanız önce o videoyu izleyip sonra bu videoya geçmenizi tavsiye ederim. Tamam. Şimdi videoyu biraz duraksatmanızı ve bu bilgiler ışığında mantık yürüterek problemi çözmeye çalışmanızı istiyorum. Hadi çözüme geçelim. Önce verilenleri bir yazalım. Alüminyum çubuğun uzunluğu 50 metre. Şu anki sıcaklık 300 Kelvin. Çubuğun uzunluğunun 49,9 metre olacağı sıcaklığı hesaplayınız. İlk uzunluk 50, son uzunluk 49,9 metre olduğuna göre uzunluk değişimi 49,9 eksi 50 metre olur. O da eksi 0,1 metreye eşittir. Başındaki eksi işareti çubuğun boyunun kısalacağı anlamına geliyor. Hepsi bu. Başka bir anlamı yok. Yani çubuğun boyunun 0,1 metre kısalmasını istiyoruz. O halde çubuğun sıcaklığını kaç dereceye düşüreceğimizi bulmamız gerekiyor. Çünkü çubuk büzülüyor. Peki. İlk olarak delta L sıcaklık, uzunluk ve alfa L arasında bir bağıntı kurmamız lazım. Aralarındaki ilişkiyi tespit etmeliyiz. İşe şununla başlayabiliriz. Delta L eşittir alfa L. Bu ne zaman geçerli? çubun uzunluğu 1 metre, sıcaklığın değişimi de 1 Kelvin olduğu zaman geçerli. İyi de çubuğun uzunluğu ya 2 metre ise, delta L o zaman ne olur? 2 metrelik bir çubuğun birer metrelik 2 çubuktan oluştuğunu varsayabiliriz. Birer metrelik çubukların her biri alfa L kadar genleşecektir. Dolayısıyla toplam genleşme 2 çarpı alfa L kadar olacaktır. Mantıklı değil mi? Yani toplam genleşme 2 katına çıkacaktır. Aynı şekilde çubuk 3 metre ise toplam genleşme 3 katına çıkacaktır. Genel terimlere dönmek gerekirse çubuğun uzunluğu L metre olduğunda toplam genleşme alfa L çarpı L kadar olacaktır. Hop çarpı L. Gayet mantıklı. Fakat bu bir kelvinlik bir sıcaklık artışı için geçerli. Sıcaklık artışı 2 kelvin olursa ne olur? Ne olacak? Bu ifade 2 katına çıkar. 3 Kelvin olursa 3 katına çıkar. Peki sıcaklık artışı delta T kadar olursa? İşte o zaman ifadeyi delta T ile çarpmamız gerekir. Bağıntıyı kurduğumuza göre bakalım hangi terimleri biliyoruz. Delta L'yi biliyoruz. Alfa L'yi biliyoruz. Ayrıca L'yi de biliyoruz. Tek yapmamız gereken delta T'yi hesaplamak. Gördüğünüz gibi problemi salt cebirsel bir hale indirgemiş olduk. Bundan sonrası fizik değil cevir. Şimdi buradan delta t'yi nasıl çekeriz? Denklemin her iki tarafını da alfa l çarpı l'ye bölerek çekeriz. Her iki tarafı da alfa l çarpı l'ye böldüğümüzde delta l bölü burayı pembe ile yazayım. Delta l bölü alfa l çarpı l eşittir delta t olur. Artık değerleri yerlerine yazabiliriz. Delta l eksi 0,1 metre. Eksiyi unutmuyoruz. Eksi 0,1 metre. Alfa L 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 kelvin üzeri eksi 1 çarpı L. L de 50 metre. Çabucak çözü verelim. Ne çıkar? Bu arada burada metre birimi var. Metreler birbirini götürür. 10 üzeri eksi 6 paya 10 üzeri artı 6 olarak geçer. 10 üzeri 6 çarpı 0,1 10 üzeri 5 eder. 10 üzeri 5'te 100 bine eşittir. Bölü 25 çarpı 50. Birer 0 gider. 100 bölü 25 eşittir 4. 400 bölü 5'te bakın bu eksi işaretini neredeyse unutuyorduk. Burada bir eksi işareti var. Ve sonuç eksi 80 Kelvin olur eksi işareti sıcaklığın düştüğü anlamına geliyor. Sıcaklık 80 Kelvin azalıyor. Oldukça mantıklı. Çünkü dediğimiz gibi uzunluğun azalması için sıcaklığın düşmesi gerekiyor. Sıcaklıktaki bu düşüşün miktarı 80 Kelvinmiş. Fakat soru bizden son sıcaklığı istiyor. İlk sıcaklık 300 Kelvin. Sıcaklık düşüşü de 80 Kelvin olduğuna göre son sıcaklık ne olur? Şurada kendimize azıcık daha yer açayım. Tamamdır. Son sıcaklık, ilk sıcaklık yani 300 Kelvin eksi 80 Kelvin'e eşittir. O da 220 Kelvin demektir. Ta ta! İşte cevabı bulduk. Çubuğun 49,9 metreye büzülmesi için sahip olması gereken sıcaklık işte buymuş.